Senem, sen kararsız kalamadın. Çünkü dizginlerin bir kısmı Gökçe'nin elindeydi. Bir kısmı benim elimdeydi. Bir kısmı bir konuda Aysun, bir kısmı bir konuda Nilgün'ün elindeydi. Bak, herkes geçiyor. Hayır, ikisi çok farklı şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nilgün'ün kararlarla ilgili hiçbir etkisi yok. Bir. Didem'in hiçbir etkisi yok. İki. Bu kız kararlarla ilgili ne benim gibi bir çığırtkanlık yaptı ne sessiz kaldı. İkisinin ortasında gitti geldi. Ama en çok orada Gökçe'nin sesi çıktı. Benim de karşıt sesim çıktı. Sen kendin herhangi bir çalışmada şu fikri ben ürettim, şu benden çıktı der misin? Sedacığım zaten yaptığınız reklam organizasyon. Ben ona veriyorum zaten. Ha. Bir şey söyleyeceğim yani yapmayın arkadaşlar. Hayır söyler misin? Sakin. Reklam... Yani bir dakika sakiniz de. Sen şu fikir sesim benden çıktı. Zaten ben değilim. Ben hep bu ses tonunda konuşuyorum. Her seferinde aynı konu oluyor. Reklam organizasyonu yapıyoruz tamam mı? Evet. Reklam organizasyonu bir kişinin sizler üzerinde ne yapıp ne bildiğini... Kaç kere reklam ajansında çalıştın? Hiç çalışmadım. Ben reklam ajanslarında böyle olup olmadığını peki nasıl... Ufak bir örnek vereyim. Bulunduğun çalışma ortamı senin basketbol oynanabilen bir ortam. Evet. Anladın mı? Yani insanları sıkılmadığı, insanların esnek bırakıldığı, insanların yaratıcılıklarına hiçbir şekilde tamam. Mani konulmadığı evet. Bir ortam. Ben senden çıkan fikir üretimini istiyorum. Ben fikir anlamında bir üretim yapmadım zaten. Ben onu belirtiyorum. Bir insanın hem sokakta koşması hem de içeride fikir üretmesi benim beynimi size bırakmam evet. Gerekiyordu o zaman. Onu yapamadıysam da gerçekten bugün bu odadan kovulayım zaten. Özür dilerim. Ali Hanım nasıl değerlendiriyorsun? Tuncay Bey ben bayanlarda... Hala o ekip ruhunu tam göremiyorum açıkçası. Çünkü bu görevin icrası ile ilgili yapmış oldukları hatalardan ziyade hala böyle birbirlerini suçlamayı tercih ediyorlar. Geçen sefer iki gruba ayrılmışlardı. Bir grup diğerini suçluyor, diğeri öbüründü. Bu defa hep beraber böyle liderin üzerinde yoğunlaşıyor suçlamalar. Tabii lider yeterli liderlik yapmamış olabilir. Ama acaba ona da gereken destek verildi mi? O konuda da şüphelerim var açıkçası. Doğru teşhis. Lütfen ne diyorsun? Tuncay Bey ben de liderin kesinlikle iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ancak bu grupta da bir liderlik zaafının yaşanmış olduğu da bir gerçek. Bir de müşterilerinin beklentilerini iyice anlamadan fikir üretmek gibi bence bir strateji hatası yaptılar. Bir konsepti oluşturup oturtamadıkları için de sonuca iyi bir biçimde varamadılar. Sevin Hanım arkadaşları yollar mısın? Buyurun için lütfen. Siz biraz liderlik tarafına çok yüklendiniz ama işin aslına baktığınız zaman kötü iş çıkardınız. Yani nerede kötü iş çıkardınız? Bir defa konsepti doğru oturtmadınız. Doğru dürüst tüketiciye dönük bir kampanya yapmadınız. Ambalajda kötü iş yaptınız. Etiketinde kötü iş yaptınız. Ve dolayısıyla da ortaya çıkardığınız iş rakiplerinize göre, erkeklere göre çok daha zayıf bir iş. Yani dolayısıyla... Bu işin birinci yönü. İkinci yönü lideriniz zayıf olabilir. Liderinizin zayıf olması bir fırsat olmamalı kimseye. Ona destek olup önemli olan takımınızı galip duruma getirmektir. Takımınızı başarılı yapmaktır. Takım ruhu da budur. Senem senden duymak istiyorum. Neden Seda'yı seçtin? Baştan beri söylemek istediğim gibi reklamcı değildim ve projede ben sistemi ya da koordine eden kişi olma taraftardım. Kurmak istediğim sistem de esnek ve yaratıcılığı öldürmeyen bir sistemdi. İlk bana sorulduğu andan itibaren sen bu sistemi uygulatabileceğini düşünüyor musun diye sorulduğunda ben eğer organizasyonda yaparken karşımdaki insanlardan özellikle Seda'yı belirtmiştim burada duymuş olmayacak zaten. Direnç görmezsem onun haricinde herkesin büyük bir olgunlukla bana destek olacağını ve takım ruhuyla bizim net ve güzel sonuçlar bulacağımıza inanıyorum diye özellikle de belirtmiştim. Evet. Nasıl savunacaksın kendini? Ne diyeceksin? Ben başarısızlıkta nasıl bir katkı payım olduğunu hala Senem'in söylediği cümlelerden çok net anlamadım. Ama eğer dirençse tanımladığı ilk şey, direnç göstermek adına yanlış bulduğum fikirlerle ilgili yorum yapabilirim. Çünkü hepimiz yaptık ve birbirimizi ikna ettik zaten oda içerisinde. Onun dışında liderimin bana bütün çalışmalarda, geçen çalışmada da bu odadaydım ve yine aynı şeyi söylemiştim. Liderimin bana tebliğ ettiği tüm görevleri yerine getirdim ki
stüdyo odasına giderken... İkinci sefer geliyorsun. Efendim? Mi? Bu odaya ikinci sefer geliyorsun. Evet, ikinci sefer geliyorum. Üçüncü sefer gelebilecek misin bilmiyorum. Eğer evde kalmaya devam edersem ve bir hatam olursa evet gelme ihtimalim olur. Ama üçüncü sefer gelip gelmemek adına da bu çalışmada başarısızlık adına hiçbir hata yapmadım düşünüyorum. Eğer bu odada başarısızlık adına katkısı olan üç kişi bu odada olmayı hak ediyorsa ben başarısızlık adına bu odada olmamın yanlış bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Begüm'ü niye seçtin? Begüm'ü burada yani takdir edersiniz üçüncü bir kişi bulmak adına seçtim. Bu konuda çok dürüstçe davranabilirim. Çünkü Begüm'ün burada oturup oturmaması konusunda sadece diğer kalan kişiler arasında çok az bir milimle daha az katkı. Yani tamamıyla daha az katkıda bulunduğunu söyleyemem. Yani belki bu sizin inisiyatifinizdedir. Hani orada oturmasını biz karar veririz zaten diye düşünebiliyorsun. Onu size hak veriyorum. Sadece üçüncü kişi olması açısından buradaydım.